Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İnegöl'lere Vefa ve Hatırlama Gecesi ile İnegöl'ün kültür, sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler ilçe halkıyla buluştu. Ve siz kıymetli İnegöl'lüler, İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenledikleri ve bu 19.30'da başlayan İnegöl'lere Vefa ve Hatırlama Gecesi'nin açılış konuşmasını İnegöl Kent Konseyi Başkanı Aydar Cera yaptı. 13'ü dışarıda, 4'ü de İnegöl'den olmak üzere toplam 17 değerli insanımıza bu akşam burada vefa ödülü vereceğiz. Önce şunu belirtmek isterim ki bu onura layık yüzlerce insanımız var tabii İnegöl'de. Ama takdir edersiniz ki herkese aynı anda ödül vermek mümkün değil. Ayrıca bu kürsüden şunu bildirmek istiyorum. Çok yakın zamanda 1299'dan günümüze kadar gelen ve hizmet etmiş olan İnegöl'lü veya dışarıda olan 1299 kişiyi içeren İnegöl Ansiklopedisi hazırladık. Bu kıymetli eser hem İnegöl'ümüzün arşivi olacak hem de tarihimizdeki önemli şahsiyetleri tanıma imkanımız olacak. Ansiklopedi İnegöl Belediyesi tarafından basılıyor ve bu ay içerisinde de elimizde olacak. Yani bizim burada vefa gecesi ve anlattığımız ve anlatacağımız birçok kişinin hayat hikayesi burada yer alacak. Herkesin başucu kitaplarından birisi olacağını düşünüyoruz. Bu kitabın tabii ki basımını da sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Tavan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii Ansiklopedi'yi aynı zamanda Turan Şahin abimiz hazırlıyor. Kendisine de İnegöl'ün bir vefa borcu olduğuna inanıyorum. Aydar Ceren ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak davetlere hitaben bir konuşma yaptı. Belediyemizde kalan, devam eden işlerin öncelikle kaldığı yerden devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da yenilikleri bulup şehrimize katmaya, şehrimizin ihtiyaçları noktasında çözümler üretmeye ve burada yaşayan tüm hemşehrilerimin refah seviyesini arttırmaya, ekonomik değerlerini arttırmaya, beraberinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamaları anlamında katkı koymaya gayret ediyorsunuz. Pek çok konuşmamda ifade etmeye çalışıyorum. İnegöl 81 vilayetin tamamından insanların yaşadığı bir huzur şehri diyorum. Hoşgörü şehri diyorum, esenlik şehri diyorum. Yani bu da yeterli değil. Tabii beraberinde Balkanlardan, Kafkaslardan yaşayan burada hemşehrilerimiz var. Onlarla gerçekten huzur içerisinde burada yaşıyoruz ve bu şehre birlikte değer katıyoruz. Yine kent konseyimize bir vurgu daha yapmak istiyorum. Göreve geldiğim günden itibaren de şehrimizin ortak aklını kullanacağımızı ve bu güçle beraber şehri yöneteceğimizi ifade ettim. Gerçekten kent konseyleri şehirlerin ortak akılları. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş görev yapmış olan daha önceki kent konseyi başkanımız olsun, Haydar Bey olsun, o kadar güzellikler ortaya koydular ki tabii burada farklı düşüncelere sahip, farklı renkler, farklı tatlar var, farklı yönetici arkadaşlarımız var. Genci var, bayanı var, efendim mesleki anlamda farklı mesleklerden, farklı meslek gruplarından olan arkadaşlarımız var ve kendilerini ben de bir kez ziyaret ettim ve orada şunu gördüm. İnegöl için dertlenen bir kent konseyi var. Çalışmaların ardından vefa ödüllerinin takdimleri gerçekleştirildi. Teşekkür ederim.